Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cankan kardeşimle beraber. Merhabalar. Merhaba abi. Bu arada Avatar'ın çok sevimli olmuş, söylemeden Teşekkür ederim. edemeyeceğim. Evet, burada kedi kız olmayı ihmal etmiyorum. Kedicekler. Ben de Arkadaşlar Kentucky burada oldum. tatlı kız olmayı seviyorum böyle. Yani VRChat onun için var şimdi yani. Şimdi arkadaşlar bugün beraber güzel bir konuya değineceğiz. VR'la ilgili bilinen yanlışlar. VR yanlışları ve özellikle de arkadaşlar birçok kişinin beklediği Half-Life Alyx konusuna değinmeye çalışacağız. Bunlarla ilgili belli bir soru listesi çıkardık. Aklınızdaki tüm sorulara yanıt olacağını düşünüyoruz. Bu arada Vallahi kısaca şey olarak da bahsetmem gerekirse arkadaşlar, normalde buluşup böyle video çekecektik. Ancak evet, biliyorsunuz şu virüs, hastalıklar, virüsler hastalıklar, aynen sağ olsun. felaketler 2020 başımıza getirdiği kötü şeylerden dolayı VR chat'ten çekmeye karar verdik. O yüzden Aynen, bu da aynen VR öyle chat. oldu. Evet. Öyleyse ilk sorumuz geliyor. VR baş dönmesi mide bulantısı yapar mı? Şimdi büyük bir X arkadaşlar. Şimdi büyük kanallar var. Bununla ilgili bir sürü video çekiyorlar. Özellikle de hepinizin bildiği gibi Enis Kirazoğlu sağ olsun işte VR oynuyorum, işte dünyam dönüyor, tepe taklak oluyorum, ben hiç dayanamıyorum, VR'ı 15 dakika oynayabiliyorum falan gibi şeylerinden dolayı VR dünyasının fazlasıyla yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. VR dünyası da ve burayı özellikle üstünü çizmek istiyorum arkadaşlar. Teleportlanarak oynayanlarsa bizim gibi Cankan'ın da tercih ettiği şekilde yürüyerek oyun oynamayı, yani oyun içerisinde yürüyerek oynamayı tercih edenler daha fazla. Zaten en çok oynanılan VR oyunlarda genellikle teleport sistemi kullanmıyorlar bile. Pavlov buna bir örnek. Evet ve aksine teleport sisteminin daha çok baş döndürdüğünü falan okudum ben çoğu kullanıcıdan birlikte de duydum. Biraz da VR chat'te de konuştum yabancılarla. Daha çok yürüme insandaki baş dönmesi sorununu hiç yapmıyor. Ve daha stabil bir oynanış ve gerçekten VR'da olduğumu hissedebiliyorum. Ben yürümenin hani hiçbir sıkıntısı yok bir yer içerisinde. Zaten kendiniz odada yürümüyorsunuz. Bu da farklı bir gerçi. Bunu tartışacağız birazdan bir daha da. Aynen. Sol elimde şu anki şu kumandamın şu elimdeki bu oluyor. Sağa sola yürütmemi sağlayan joystick. Bildiğin PlayStation'da gördünüz. Kumandada nasıl gamepad'le döndünüz? Bu da aynı şekilde VR'da aynı mantıkla dönüyorsunuz. Aynen. İki kolumuzda da joystickler var arkadaşlar. Biriyle sağ sol, biriyle ileri geri yapabiliyoruz. Aynen Cankan kardeşimin de dediği gibi oyun kumandasıyla bunu çok basit bir şekilde halledebiliyoruz. Ancak şöyle de bir nokta var. Orayı da atlamazsak iyi olur gibime geliyor arkadaşlar. Şimdi ben ilk VR denediğimde bir VR kafeye gitmiştim ve denemiştim. Onward, CSGO gibi şey yapabileceğimiz, söyleyebileceğimiz bir oyun olarak bunu varsayabiliriz. Evet. İlk Daha çok oynadığımda arma gibi. aynen Olmadı. böyle o oyunda da yürüme sistemi vardı. Ve ben VR'da ilk yürüdüğümde inanılmaz derecede başım dönmüş ve şey hissetmiştim. Ne oluyoruz falan diye. Çünkü şöyle bir sistem var. Siz gerçekte burada oturuyorsunuz veya işte ayakta duruyorsunuz. Karakter bir anda yürümeye başlayınca tüm dünyanız böyle dönüyor bir anda. Ama bu bahsettiğim olay arkadaşlar dediğim gibi böyle çok abartılacak, sürekli Enis Kirazoğlu'nun söylediği gibi işte hiç dayanamıyorum, hiç olmuyor denecek bir olay değil. 15 dakika, hani hayatınızda bir defa şöyle 15 dakika yürüyerek oyunlara alışsanız bir daha başınız dönmez yani. Benim de başıma oldu. 15 dakika boyunca hani bir yarım saat 15 dakika bir alışma sürecim oldu. Evet, motion sickness dedikleri durumu geçirdim. Yaklaşık 3 yıldır VR kullanıyorum. O hayatımın ilk 15 dakikası haricinde bir daha motion sickness olmadım. Yürüyerek, koşarak oyunlar içerisinde gayet rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Böyle bir şekilde kafanız karışmasın veya korkmasın. VR'da hiçbir sıkıntı, bu tür sıkıntılar yok. Başınızı döndürecek.
Yani Enis Kirazon dediği gibi biraz yanlış geliyor bana. Çok onlar muhtemelen PlayStation VR kullandıkları için bu şekilde bir şey söz konusu. Biz şu anda ben Oculus kullanıyorum. Arkadaşım Rıdvan daha Oculus'un yeni versiyonunu kullanıyor. Ben biraz ilk çıkan versiyonunu kullanıyorum. CV1 ile benim kullandığımda Rift S oluyor arkadaşlar. Evet. CV1 oluyordu değil mi benimkinin adı? Aynen. Oculus Rift CV1. Evet. Mesela sende bir sorun yok şu an gayet. Mesela sensörsüz kullanıyorsun. Bir sıkıntın da yok. Yok, herhangi bir sıkıntım yok. Gayet PC güzel bir şekilde. PC VR'larında böyle bir şey mümkün olmuyor. Hani PlayStation VR'a göre yorum yapmaya çalışıyorlar sanırım ama bu çok yanlış anlaşılıyor. Yorumlarda okuyorum bazen. İnsanlar VR alacağı varsa da almıyorlar. Çok Türkiye'de de gelişmiyor. Gelişmediği için de üzülüyorum ben açıkçası. Aslında gerçekten eğlenceli bir şey. Yani şu an baksana bambaşka bir yerdeyiz ikimiz birden. Hatta benim şöyle çok az bir şey göstermek gerekirse muhteşem bir alandayız arkadaşlar gerçekten. Yani direkt buradan bakalım istersen. Baya güzel bir mekandayız yani arkadaşlar. Hani gerçekten derinliğidir. Her şeyle bulunduğunuz alanı hissedebiliyorsunuz. Böyle okyanusun ortasında nerede oturacağız başka da? Yani şu an zaten dışarı çıkamıyoruz. O yüzden bu bizi oldukça şu anda şu sıralar tatmin ediyor en azından. O zaman geçelim. Bir de arkadaşlar yani her zaman karşınızda böyle kedi kızlar göremezsiniz. Arkadaşlar bu arada karakterin ağzındaki şey sigara değil, yanlış anlaşılmasın. Şeker, tamamıyla bir lollipop. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geri dönecek olursak arkadaşlar. İkinci sorumuz VR ile ilgili şu. VR'larda, VR oyunlarında oyuncu sayısı çok mu az? Bu soru çok yanlış bir soru ya, az olarak. İnternette okuduğumda oynayacak oyuncunun olmadığı söyleniyor. Ancak gerçekten adını vermeyeceğim şu anda sitelerden bakarsanız anafikul olduğu için. Steam'deki VR oyunlarının da gösteriyor aynı şekilde. En güzel örnek şu anda oynadığımız VR chat. Sanırım herhalde en çok online oyuncusu olan oyunlardan biri. Ama bunlardan biri de hem bilgisayar hem de VR ile oynayabilmemizden dolayı. Hem bu şekilde arkadaşlarımız şu anda yoklar kendileri. Normalde biz hep beraber... Anadolu Caner kardeş arkadaşımızla hani birlikte hep beraber bilgisayardan onlar geliyor. Biz bir yerdeyiz Rıdvan'la birlikte. Gayet güzel anlar yaşayabiliyoruz birlikte. Oyunlar da oynayabiliyoruz ilginç bir tarafında. Adamlar ona kadar kodlamışlar. Şey olarak da normal oyuncu olarak da bulmanız aşağı yukarı kaç? Yanlış bilgi olmasın. En son bundan 3 ay önce baktığımda VR chat'in şu anki olduğumuz şeyine 9000 oyuncusu olması lazımdı. Anlık oyuncusu bu arada içinde olan. 9000 oyuncu diğer bilgisayar oyunlarına kıyasladığımızda çok çok iyi bir rakam. Yani. Şu anki. Sadece VR chat için söylüyorum bunu ki Pavlov'da falan bu oyuncu sayısı bayağı bir artıyor. 20.000, 30.000 hatta daha fazlarına kadar çıkıyor. Sadece dediğim gibi Türk bulmak nadir ama biz Rıdvan'la rastlıyoruz da ilginç bir şekilde. Evet, arada karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Ancak oyuncu sayısı gerçekten fazla, girip bulamadığınız oyun pek yok. Yani. Çok köşede yeni çıkmış oyunları almıyorsanız ki onlar da çok... Yani böyle çok bilinmeyen oyunlara gitmediğiniz sürece arkadaşlar... Online oyunlarda oyuncular bulabiliyorsunuz. Hatta güzel, gerçekten keyifli e-spor oyunları da var. EcoVR olsun, Pavlov olsun. Oyuncu bakımından herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamıyorlar. Bu arada söylemek istiyorum. Karakterin gerçekten çok hoşmuş abi. İki kulağında da birer tane şapka var. Gerçekten bir de parlayan asanla beraber kafama inse ne yaparım yani. Vururum doğru kendine. Özür dilerim. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuz, VR çok mu pahalı? Hani böyle inanılmaz mı pahalı? Ben internette şeyler gördüm abi. İnsanları bayağı yanlış yönlendirecek şekilde işte 15.000 TL, 30.000 TL, işte
VR böyle donanımları yok işte evlere odalara sığmıyormuş gibi şeyler söz konusu. Ya yine iyi adam şeyden bahsediyor yürüdüğümüz aparatta işte yok onsuz koşmaz koşamıyormuşuz bilmem ne. Tabii bir yandan biz böyle konuşurken arkadaşlar o aparatı da ekranda görebilirsiniz. VR oynamak için VR'da yürümek istiyorsanız kesinlikle. Sadece buna ihtiyacınız yok arkadaşlar. Yok, bende böyle yanlış, bir şey yok ve yanlış ve gayet rahat bir şekilde oynayabiliyoruz yani bence. Bence de. Ya şöyle, o birazcık yurt dışındaki insanların hani ya bilgisayarda da görüyoruz ya böyle adam 5 monitör yapıyor. Bir arada da aynı mantığı düşünebilirsiniz. Birazcık zevk meselesi. İhtiyacınız böyle bir koşu bandına ihtiyacınız kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Bu sadece daha gerçekçi bir deneyim, yurt dışındaki insanların ekonomik sıkıntısı olmadığı için istedikleri bir aparat. Sizin kesinlikle böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Çoğu insan da kullanmıyor. Ben sadece şahsi görüşüm, bilmiyorum ben görmüş müdür, ben sadece YouTuber'larda gördüm böyle bir şey. Hiç dolaştığım bir insanda, VR chat'te konuştuğum bir insanda hiçbirinde rastlamadım böyle bir şey. Ya ben YouTuber'larda da öyle çok fazla görmedim bu arada. Birkaç YouTuber'da gördüm ben şimdi. Ya onlar da vardır hani mesela şey kullananlar da var arkadaşlar. Bir kostüm var giyiyorsunuz titreşimleri ve birisi size değdiğinde onların dokunuşunu da hissedebileceğiniz kıyafetler var. Ama bende yok yani. Yapabileceğim bir şey de yok. biz Türkiye'de yaşadığımız için biz şu anlık VR'da yatıyoruz. Konuya dönersek VR pahalı mı? VR pahalı değil. Aslında 2400 TL bir meblağı var. Pahalı değil derseniz evet 2400'e bu adam manyak falan diyeceksiniz. Duyuyorum sizi. Sizi diyorum. Duyuyorum sizi. Ama şöyle bir durum var ki 2400 bir şey aldığınız zaman teknolojik herhangi bir konsolla aynı fiyata denk geliyor. Ancak ülkemizdeki vergi efendim. Aynen. Belki şu anki dolar kuruyla beraber evet, 3000 TL'ye falan veya 3.5 gibi bir şey olmuş olabilir. Bu arada arkadaşlar, Türkiye'deki sitelerde görüyorsunuz, oralarda 5000-6000 TL'ye satabiliyorlar. Hayır. Lütfen, lütfen canım çok acıyor. Oralardan alan insanlarla da rastlaştım arkadaşlar. Hani çok canımın acıdığı böyle şey de diyemiyorum. Ya abi ben VR'ı 2.5'a aldım diyemiyorum yani. Düşünse adam 5000 TL'ye abi VR set almış. 5000 TL. Ya 5000 mi? 9000'i alan gördüm ben. Çok canım. Şu anda çok canım arkadaşlar, yandı. Arkadaşlar sakın Türkiye'deki online satış platformlarını Türkiye'dekine kesinlikle almıyorsunuz. Dolandırılma ihtimaliniz bir nebze. Kullanılmış da satabilirler size. Siz olun. Alırken VR'ınızı kesinlikle Amazon kullanın. Ya bu sponsorluğumuz falan yok ancak en güvenlisi sizin için bu olacaktır. Aynen. Kesinlikle bu arada Amazon'un Türkiye'ye bağlı olan yerindense şimdi Türkiye'de de satış yapan bir sitesi açılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Kesinlikle arkadaşlar şey daha hesaplı bir hal alıyor. Yurt dışından getireceğiniz. Evet. Hani tüm hepsini getirtemiyorsunuz. Aynen dolar üzerinden getirttiğiniz daha hesaplı oluyor. Oculus Rift S, Oculus Quest gayet rahat bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Bir de konuma dönersem söylediğim biraz ayrıldı konular. Aldığınız zaman VR'ı asıl sorun ülkemizdeki vergiler duyuyorum sizi bunu da düşünüyorsanız. Ülkemizdeki gümrük vergisi aşağı yukarı 1000 lira. Ben alırken 1000 lira vermiştim ayrıca bir VR'ıma. Onunla Amazon size ilerle bastığınızda en son gümrükle birlikte fiyatını size sunacak. Gümrükle size sunduğunun fiyatı tam doğru hesap bu oluyor. Onu da düşünmeniz gerekiyor. Bir yarın aslında ama aşağı yukarı yuvarlarsam 3000 lira 4000 lira arası oluyor. İnternette gördüğünüz 12000 liraymış. 8000 liraymış. Kesinlikle değil. Hani para biriktirerek alabilirsiniz. Ya ben zaten kendim para biriktirerek aldım. Ben VR'ı staj yaptım bunun için. Staj paramla birlikte ekstra çalıştım. Çalıştığım parayla birlikte biriktirip ve biriktirdiğim parayı da hani 500 şeklinde biriktirdim. Aslında söylemek lazım ama hani alabilmeniz açısından hani ben zengin değilim. O açıdan söylüyorum böyle sürekli konuştuğumda yanlış anlaşılıyorum VR konusunda. 500 biriktire biriktire ben bir yere aldım. Çünkü çok istiyordum. Bunu almasam
Nintendo Switch alacaktım. Yeni bir teknoloji mi ki burada böyle mükemmel bir şey, yıldızların altında oturmak mı, yoksa elimde bir konsol mu derseniz kesinlikle bu. Yani. Senin bu konuda söylemek istediğim şey varsa söyleyelim, sonra da yeni sorulara geçelim. Ya VR abi hani eskiden filmlerde de şeylerde de görmüşüzdür böyle işte oyun içine girenler veya işte Sword Art Online. Kesinlikle o teknolojinin hani Blue taktığınızda geldiğini hissedebiliyorsunuz yani. İçine, oyunun içine o ambiyansa mesela bilmiyorum şuradan ışıklar var. Arada böyle birkaç tanesi gözümün önünden burnuma falan geliyor. Böyle elimde silkeleyesim falan geliyor. Yani gerçekten derinliği olan bir cihaz. Ve dediğimiz gibi hani... Çok büyük meblağda olan cihazlara yönelmeyin. Oculus Rift S olsun, Quest olsun. Şu anda $400 civarı bir fiyata alabileceğiniz VR donanımları arkadaşlar. Son olarak soruyu kapatmadan önce, hani belki masraf noktasını şurada oluşturuyor olabilir arkadaşlar. Hani bu noktada şey, hani bilgisayar VR, evet, bilgisayar toplamanız gerekebilir veya... Ama zaten şu zamanda hani benim de çevremde hani böyle artık herkesin neredeyse bilgisayarı VR kaldırabilecek düzeyde hani. Hani VR kaldırmayacak donanıma sahip olan az arkadaşım var. Açıkçası ben VR donanım açısından size söyleyeyim. Ekran kartım 1060'tı. İlk VR'ı, şu anda biraz bilgisayarımı geliştirdim VR için. Ancak ilk VR'ı kasmadan oynayabildiğim donanımı belki size söylesem, çok eski işlemcim ve şey, anakartım, ben işlemcim FX 8350 idi. Anakartım da 2012'den kalma çok eski bir anakarttı hani onunla birlikte. Sadece ekran kartım bile 1060'tı ve onu şekilde oynuyordum en minimumda. Şey hani VR için minimum sistem aslında hani belki bilgisayarınız kaldırıyor da olabilir. İnternette bazı şeyler gördüm mesela bilgisayarınız VR'ı kaldırıyor mu test edin diye, pek doğru çalıştığı söylenemez. Benimkine kaldırmıyor diyordu ama ben yine oynayabildim rahat rahat. Yani. Evet arkadaşlar, sıradaki sorularımızdan biri ve çevremde bu konuyla ilgili endişe yapanlardan, bana sorduklarından en çok şey olan sorulardan biri de VR göze zararlı mı? Evet, şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bir yandan şeyde de görüyorsunuzdur şu anda sayfada. Bu konuyla ilgili daha önce almadan önce de araştırma yapmıştım. Aldıktan sonra da böyle bir şey gözüme çarptı. VR'ın göze sağlıklı olduğunu söyleyenler de var. Linkini de şeye bırakacağım. Aşağıya bırakacağım arkadaşlar. O yüzden aşağıdan tıklayıp kendiniz de okuyup yorumlayabilirsiniz. Şimdi ama mekanizmasını kısa bir şekilde anlatacak olursak arkadaşlar, göz tembelliğine iyi gelebilecek düzeyde bir sistemi varmış. O sistem de şu şekilde işliyor. Mesela atıyorum arkadaşlar, grafiği cidden iyi olan bir oyundasınız. Şimdi VR sizin gözünüze çok yakın ama bir nesneyi uzakta görüyorsunuz. Ve gözünüz sürekli bunun için büyülüp küçülmeler, hani o nesneyi hani yakında olduğunu algılayamıyormuş. Bu da bu sebeple göz tembelliğine karşı gözümüzü çalıştırıyormuş diye anlamıştım ben zamanında okurken. Sizler... Description'dan. Aynen. Unuttum. Açıklama. Açıklamalardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Her şey orada. Geçelim yeni sorumuza. Ve bir diğer sorumuz da arkadaşlar. Gene büyük bir yanlış yönlendirme. İçeriklerini çok severek takip ettiğim... Ancak bazen cidden VR'la ilgili o kadar yanlış yönlendirmeler yapıyor ki böyle çok... Ya kızıyoruz. Aynen, gene Enis Kirazoğlu'nun işte VR'ın insanı böyle işte 15 dakika yarım saat işte bilemedim bir saat oynasa yerlere serilip ölüp yorulup böyle bırakacağınız bir sistemmiş gibi gözükmesine sebep oluyorlar. Arkadaşlar değil, değil. Jakas Skyrim VR'ı kaç saat oynadın abi bana söyle. Skyrim VR'ı bir gün 6 saat boyunca oynadım. Arkadaşlar evde geçiyordum. Annem suyu ister misin oğlum? Vat diye kılıç çekecektim ben de. Artık oradan deneydim. Kesinlikle VR'da böyle bir şey yok. VR'da oynama saati, sistemin gördüğünüz görüntü, yani sisteminizle ilgili gördüğünüz görüntü, sizin ne kadar enerjik bir insan, bünyenizin ayakta kaldığını, çünkü sürekli ayakta oynayacaksınız. Yani oynamak zorunda değilsiniz burada, yanlış bilgi olmasın, oturabilirsiniz. Ben Skyrim VR'ı oynarken
ayakta oynamayı tercih ettim çünkü savaşıyorum sürekli bir şeylerle. Otururken bunu yapmak birazcık şey olabiliyor, yorucu olabiliyor. Aynen. Yani o yüzden hani uzun uzun saatler oynayabiliyorsunuz. Bir saatte yoran oyun, ya yani bir saatte yoran oyun olabilir ama bir saat sizin hani limitiniz diye bir şey yok. Yani şey yok. Biz genelde oynadığımızda Cankan'la VR girdiğimizde minimum bir saat oynuyoruz. Onun dışında mesela bir Pavlov'a girdiğimizde aklımızda 2 saat, 2,5 saat böyle farklı oyunlarda dolaştığımızda bayağı bir zamanımızı günümüzü yiyor. Hiç unutmuyorum, Killing Floor oynuyorduk arkadaşlar VR versiyonunu. Günümüzün birçoğunu harcamıştır yani oyun. 3-4 saat gömmüşüzdür yani oyuna günde. Şu an bile kaç 2 saattir VR chat'teyiz seninle birlikte. Yani arkadaşlar bu videonun çekim aşamasının bir de öncesi var yani. Ya iki saatte buradayız şu anda. Ben kedi bir karakter olarak, o da Gintoki. Gintoki olarak iki saattir buradayız yani. Ama mesela hiç şu anda bir yorulma falan ikimizde de yok. Gerçi ben şu anda doğruyu söyleyeyim. Oturuyorum karakterlerde oturduğu için ben arkadaşlar. Ben oturuyorum. O yüzden odamda çay yazacağız. Hemen ayakta durduğunuz zaman bu tamamen spor yapan bir insansınızdır. Ben çok spor yapan hiç değilim, hatta çok demeyeyim. Hiç spor yapan bir insan değilim. Doğal olarak kondisyonum az ama mesela spor yapan, basketbol oynayan bir insansınızdır. Vallahi oturursunuz ya, ayakta durursunuz yani bir yerde baya baya. Yani ben arkadaşlar mesela söyleyeyim, 100'ün üzerinde bir kiloya sahibim. Çok açıklama olacağım, 100-110 falan böyle gidiyor böyle. Neyse, eskiden evet sporla çok ilgilendim ama yaklaşık 4 senedir falan hiç sporla alakam yok. Ona rağmen yani bir VR'ın başına geçip 3 saat, 3,5 saat, 4 saat oynayabiliyorum. Evet, gene yoruluyorum 3-3,5 saat sonrasında. Hani oynadığım oyuna göre değişebiliyor. Ama hani oynadığım oyun noktasından gerçekten tatmin oluyorum yani. Evet, oyunu oynadım falan. Ve hani gün içerisinde şey yaptığım zamanlar da oluyor. İşte bir takıyorum, 2 saat oynuyorum. Sonra işte atıyorum farklı bir şeyler oluyor, oturuyorum bir şeyler yapıyorum, sonra bir daha takıyorum, bir iki saat daha oynuyorum falan böyle gibi yaptığım şeyler de oluyor. Yani tamamıyla size kalmış arkadaşlar. İşte VR oynuyorsunuz, 15 dakika sonra, yarım saat, bir saat sonra ölüyorsunuz diye bir şey yok arkadaşlar. Yok. Tamamıyla yanlış bilgilendirme bunlar. O zaman geçelim bunu, bunun hakkında konuştuk gidelim. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar gelelim bu VR'ı almak isteyen arkadaşlarımızın merak ettiği sorulara. Bu arada Half-Life Alyx'e de gelecek arkadaşlar sıra. Onu biraz daha arkaya attık. Evet, önce bir VR'daki kafanızdaki şeyleri düzeltelim. Aynen, ilk önce bir VR yanlışları Instagram'dan gördünüz, YouTube'da yorumlarda gördünüz. Birkaç daha kanal adı vermeyeceğim, sadece en bilindiklerden söyledim. Onları da çok izlenen kanallar çok yanlış bilgilere sahipler. Hep önce onları düzeltmemiz lazım. Aynen arkadaşlar. Her şeyin temelinden girmemiz lazım bu olaya. O yüzden sabırlı olun. Evet. Gelelim VR'ın içeriğinin az olduğu oyunlara. VR'da abi sence en az içerikli oyunlar hangisi? Benim aklıma hemen bir tane geliyor. İstiyorsan söyleyeyim. Arkadaşlar VR MMO çok az, hatta hiç yeterli değil. Ama bu gelmeyecek manasına gelmiyor. Bu Alyx'in gelişiyle beraber eminim birçok oyuna kapı açacak. Senin var mı abi aklında bu şekilde az var, olduğunu düşünüyorum? Ancak gelişmekte kendisi, şu anda Alyx'in gelmesiyle daha çok kapısının açılacağını düşünüyorum. Arkadaşlar VR'da hikayeli oyun çok az elimizde maalesef. Eğer Fallout ve Skyrim'leri, ki onlar da çok güzeller bu arada, biraz bir diğer VR oyunları kadar kapasiteniz yok, ancak Fallout ve Skyrim'den bahsediyoruz yani. Her şekilde VR'da oynamak harika bir deneyimdi ikisinde. Walking Dead'i de unutmayalım. Walking Dead'de evet, ama ben direkt aklıma ilk gelen uzun saat. Ha, tabii. Walking Dead biraz, Skyrim dediğin zaman 110, 120 ve modlarla belki 300'e kadar çıkabilir. Sonsuza kadar gider abi o modlarla. modla oyna dur. Yani ama şu anda Walking Dead ve Alyx'in çıkmasıyla Half-Life'ın bayağı bir önü açılacağını düşünüyorum hikayeli oyunların. Evet. Eksik bulduğum başka bir yanı yok. Yarın dövüş oyunundan kısımdan tut, her şeyi var bir yarın içinde. Aynen öyle. Ama hani arkadaşlar gelen konferanslar olsun, oyun duyuruları olsun, yavaş yavaş bu açığı da kapatmaktalar diyebiliriz. Sıradaki. Yani.
sıradaki VR'da en bol rastladığımız oyun içerikleri. Sence neler abi? VR'da rastladığımız en çok oyun içerikleri. Kesinlikle silah. Senin de mi aklında o vardı? Aklındaki tema yazdı. Kesinlikle arkadaşlar, adam vurmaktan yoruldum. Buradan izleyen eğer yabancılar varsa, Türkçeyi tabi biliyorlarsa lütfen yeter artık. Yeter artık. Aynen. Bir sürü ciddi manada arkadaşlar. Hani hayatımda hiç silah kullanmadım askerlik dışında. Onda da zaten tek bir tane silah eğitimi gördük. Ancak hani hemen hemen bana CSGO'daki verebileceğiniz hemen hemen tüm silahların nasıl kurulacağını, nasıl mermisini takıp şey yapacağımızı böyle öğrendim sağ olsun böyle. Pavlov olsun, Zero Kalibr olsun böyle. Hani o eklentilerini bile nasıl abi takacağımızı çözdürüyor oyunu abi. Şu an verseler burada abi bu buraya, şu şuraya, şuradan baya çekiyoruz baya falan diye böyle falan kurmaya başlayacağım abi buradasına. Ben daha çok ki onu da biraz kapattılar Blade & Sword falan olsun. Kılıç kullanmayı çok seviyorum bir arada. Büyü atıp. Büyü ve kılıcı birlikte kullanmayı çok seviyorum. Daha çok bu şekilde bir oyunda eksiklik var. Onu kapatacaklar yakında. Muhtemelen daha geliyorlar yavaş yavaş. Büyük bir ihtimalle Blade & Sorcery, Boneworks ve Alyx'le beraber o açığa yeterince doyacağız arkadaşlar hadi. Onun dışında aklınızdaki MOBA'dan tutun, korku tutun, zaten her şey yerinde. Ritim oyunlarını da unutmayalım. Her şey. Yani burada saymaya çalışırsam bir sürü kategoriden gördüm. Aynen. Yani dövüş evet. Dövüş bile var. Ağzını yüzünü kırdım. Gelecek arkadaşlar. Gelecek videosu neyse. Evet. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar, yeni sorumuz. VR'ın farklı oynanış şekilleri. Diğer oyunlardan hani kendisini öne çıkartan farklı oynanış stilleri. Bu arada ambiyansımızın da değiştiğini fark etmişsinizdir. Evet, tatlış bir ambiyansımız oldu şu anda. Deniz anılarıyla böyle iç içe gerilim dolu bir odaya geldik. Muhtemelen o biraz korkutucu ama katlanacağız artık. Yapacak bir şey yok yani. Yarın en öne çıkan yanı direkt hop şöyle göstermem gerekirse dostunuzu bu şekilde birlikte oynadığını düşünürseniz bu şekilde Rıdvan'ı yumruk dahi atabilir. Daha bu arada aldık böyle yumruk korkuttu gelmesi. bu şekilde bayağı Rıdvan'la birlikte Battle Royale oynarken bildiğin şarjörü vermek ona. Veya silahı elinden çalabilmek arkadaşlar. Böyle silahı elinden çaldıktan sonra yumruk atabilmek. Hani bunu evet diğer oyunlarda da yapıyoruz. Ancak bu bir nevi biraz daha VR oynarken daha şey bir olay oluyor. Size daha özel hissettiriyor. Ve arkadaşlar mesela bunu normal bilgisayar oyunlarında yapamayacağınızı düşünüyorum. Yapabiliyorsak Cankan beni düzelt lütfen. Bir saniye bir şeyim şu anda gerimi kaybettim. Yani yapabiliyor... İçinden deniz anası geçti bu arada neyse. Bu arada yapabiliyorsak beni düzelt Cankan. Mesela bir CSGO'da iki elime hani silah alıp farklı veya aynı fark etmez. İki farklı hedefe böyle sıkamıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bunu yapabildiğimiz bir oyun var mı? Yapabiliyoruz aslında. Şöyle... Ya mesela atıyorum bir sağdan bir adam geliyor. Aynı anda buna sıkarken aynı anda sola sıkıyorum. İkisini aynı anda... Bilgisayar oyunlarında. VR için söylüyorum. VR'da bunu yapabiliyoruz. Bilgisayarda evet. Yapabiliyor muyuz? Bilgisayarda yapabildiğimiz oyun yok. Pek çok nadir. Hani böyle çok indie yapımlar böyle çok bilmediğimiz. Hiç AAA pek yok. Ya iki farklı ya karakterin nişan olabiliyor muyuz? Ama ancak yani onlar da kendi eliniz değil. Hani kontrol etmesi neredeyse imkansız söylemek gerekirse. O dediğin o mekanik. Çok az. Ben Pavlov'da arkadaşlar iki elime böyle tabancaları alıp... Hey! Yavaş. Yok diyebilirim hatta yani. Aynen. Şey yaparak hani olan oyunlarda çok... adını bile hatırlamadım o indie oyunlar içimden deniz anası geçti. Yani iki farklı hedefe sıkma olsun. Bunun dışında arkadaşlar böyle duvara böyle saklanıp böyle sadece elime çıkartıp bakmadan pa 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 pat arkadan böyle vurmaya çalışmalar olsun. Bunlar böyle çok VR'a özel kullanabileceğiniz şeyler genel olarak ve birçok VR oyununda da yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel ve hoş şeylere olanak sağlıyor.
Hani mesela bir oyunda bir yere saklanmanız gerekiyordur. Oyunun amacı o bile değildir. Ama VR'da bunu yapabiliyorsunuz. Yani şu an şuraya gidip şuraya eğilip saklanabilirim yani. Gibi gibi. Sadece Cankan şu anda. Cankan şu anda Ayla'nın içine girdi bende. Ayla açık olduğu için öyle gözüküyor. Şu anda odamda mesela çömelmiş bir haldeyim öyle. Bu deniz analarını neyse. Sıradaki sorumuz da şu. VR sizi gerçekten girdiniz. Gerçi şu ana kadarki konuşmalardan da zaten bu soru biraz şey olabilir. Açıklamış olabilir kendini. VR'ı taktığınızda gerçekten oyunun içinde kendinizi hissedebiliyor musunuz? Şimdi bununla ilgili ben ilk önce kontrolcülere biraz değinmek istiyorum. Sonrasında da başla. Kontrolcüler arkadaşlar, bir yerlere değdiğinizde titreşimleri olsun. Şimdi hani titreşim dersiniz, hani ne derece bir şey yapabilir ki? O kadar doğru noktalara değişik şekilde yolluyor ki arkadaşlar kontrolcüler. Bir şeyi tuttuğunuzu, elinize bir şeyin değdiğini cidden hissettirebiliyorlar. Tabii Valve'ın yaptığı index kontrolcüler bu noktada eminim daha kalitelidir. Ancak ben Oculus'ta bu konuda gerçekten hiç sıkıntı yaşamadım ve gayet güzel bir şekilde nesnelere değdiğimde onları hissedebiliyorum. Ve sıkma işlemini index kontrolleri daha hissettiriyorlarmış, kullananlardan bunu duydum. Aynen, ama sizin de gördüğünüz üzere mesela elimi yavaşça kapatıp açabiliyorum. Bir nevi sıkma işini aynen yapabiliyorum, ama indekse bunu büyük bir ihtimalle dedikleri gibi daha rahat yapıyorlardır herhalde. Ya şöyle bir şeyleri dırp diye sıkmak için şurada kumandamın altında bir farklı bir buton daha var onların. Şöyle cırt çıkıyor, ama hani ben de yapabiliyorum bunu Oculus'ta, ama tabii onlarınki daha hissiyor oluyormuş. Aynen, orada kapatıp herhalde ellerimiz, bizde sıkma olayı var. İkinci değineceğim şey ise arkadaşlar lensler. Bu lensler hani diğer telefonlarınız, hani küçük telefon VR'larındaki sahip olduğunuz VR gözlüklerinin lensleri gibi değil. Özellikle bu derinliği algılamanıza, hissedebilmenize yönelik bir tasarımı şeysi var bildiğim kadarıyla ve çift lensli mi kullanıyorlardı bunların şeylerini, tam olarak nasıl kullanıyorlardı şu an yalan olmasın çok hatırlamıyorum, ancak içindeki dizayn hani bu derinliğinizi oynadığınız oyunların derinliğini aynen algılayabileceğiniz şekilde, hani bir yakındaki lens var, bir uzaktaki lens var, bu iki lens arasındaki nesneleri uzaktakiler hani uzaktan herhalde daha şey oluyor, tam çalışma sistemini bilmiyorum. Ancak derinliği size verdiğinden dolayı arkadaşlar oyunu içinde hissedebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, benim VR alırken merak ettiğim bir olaydı. Ben şahsen anime izlemek olsun, film izlemek olsun çok seviyorum. Sık sık da izliyorum. VR'da sinema etkisi, film izleme etkisi nasıl oluyor? Şimdi bu noktada benim bayağı bir deneyimim var arkadaşlar. Daha iyi olsaydı ben çok daha deneyimim buradan. Arkadaşlar Big Screen Beta diye bir bedava Steam üzerinden veya Oculus Store üzerinden indirebileceğiniz bir uygulama var. Ve bu uygulama arkadaşlar size bilgisayar ekranınızı istediğiniz rahatlıkta görebilmenizi sağlıyor. Orada özel odalar var, sinema odaları var 3-4 tane. Veya kendiniz direkt monitör açabiliyorsunuz. Orada monitörünüzü atıyorum VR'ınızı başınıza takıp bilgisayar oyunlarınızı o monitörden oynayabilir. Veya direkt böyle sinema salonlarından. Gerçekten böyle sinema salonunda olduğunuzu hissettirebilecek düzeyde filmler izleyebiliyorsunuz. 3 boyutlu olsun olmasın. Tamamıyla sıkıntısız bir şekilde arkadaşlar izleyebiliyorsunuz. Ben Yüzüklerin Efendisi'nin serisini şahsen VR sinemada tekrar izleyip bitirdim. Ki 10 saatten fazla bir saat dilimi tutuyor herhalde. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Birebir böyle. Sinemada o deneyimi almak gerçekten güzel. Bunu VR'da size o sinema deneyimini gerçekten yaşattırabiliyor. Tabii ekran kartınızın burada biraz önemi var arkadaşlar. GeForce GTX 1070 kullanıyorum. Hani ben de full grafiklerle sinemada gayet rahat ve güzel bir etki alabiliyorum. Bu etki ekran kartından ekran kartına göre değişiyor bildiğim kadarıyla. Evet, benimkinde mesela o kadar Rıdvan kadar iyi göremiyorum, ama bunun sebebi 1060'da değil, bunun sebebi
1060'ın 3 GB'lık versiyonunu almamla alakalı. Siz olun alırken VR almayı düşünüyorsanız ve bunun için bilgisayar çekiyorsanız kesinlikle 6 GB aldığınıza emin olun. Hangi VR başlıklarını almalıyız? Şimdi piyasada bulunan VR başlıklarından şu anda hani bilgisayar VR'ı olarak konuşuyorum. Bence VR deneyimi için kesinlikle PlayStation VR'a yönelmeyin. Bu benim kişisel tavsiyem arkadaşlar size vereceğim. Çünkü ne zaman bir oyunda PlayStation VR oynayan birisiyle karşılaşsam sıkıntılar yaşadığını bana söylüyor. Özellikle de Rec Room'da bunda çok karşılaştım. Arkadaşlar Oculus Rift 1, Valve Index 2 ki şu anda bence en iyi VR başlık ancak Türkiye'ye satışı yok. $1000 gibi de arkadaşlar bir fiyatı var. HTC Vive var. $800 veya $700 civarı fiyatlara sahip. Ancak benim için arkadaşlar Oculus Rift. Rift S bence HTC Vive'dan daha güzel, daha kaliteli bir başlık. Kullandığım için ikisini de söylüyorum. Hani Vive Pro'yu bilmiyorum. Ancak lensleri gene aynı şekilde rahatsız edici olduğunu duydum. Rift S bence en fiyatı bakımından, $400'lık fiyatı bakımından alabileceğiniz en uygun VR başlıklardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz da önemli. VR için çok geniş bir alana mı ihtiyacımız var? Hani kimisi oyunlarda evet. Görüyor işte oyun içerisinde yürümemiz gerekiyormuş, işte alanımız yetersiz. Ne yapacağım, nasıl oynayacağım, oyun kadar alan mı lazım gibi sorular var. Şöyle. Evet, yanlış burada. Yarı doğru yarı yanlış şöyle. VR için çok geniş bir alana ihtiyacınız yok. Ancak çok geniş bir alan olsa çok iyi olur sizin için. Karışık bir durum. Şu şekilde açıklayabilirim. VR için geniş bir alanda VR'ı oynamak çok rahat. Etrafa vuracağım, kıracağım derdi yok. Rahat ateş edip rahat bir şeyler fırlatabiliyorsunuz. Mesela şu anda olduğum benim evim daha dar odam. Bunun için daha dikkatli oynamam gerekiyor ve biraz hareket kabiliyetim kısıtlı. Ama şöyle göstereyim size. Bu benim alanım. Oynadığım benim ekranımdan da görüyorsunuzdur şu anda muhtemelen videoda. Bu benim oyun alanım. Şöyle size göstereyim. Bazen bu oyun alanı şeylerde, çekim videolarında gözükmeyebiliyor arkadaşlar. Cisimlerinizin olduğu yerde yaklaştığınızda böyle bir evet, alan uyarı şeklinde. Aynen uyarı şeklinde çıkıyor. Mesela onu şey kurulumunu yaparken burada işte dolabım, burada işte sandalyem, masam var diye böyle bir alan çiziyorsunuz. Siz o evet. Alana yaklaştığınızda hop dur diye böyle bir duvar çıkıyor karşınıza bir yer. O duvarsız ben oynayamıyorum. Çok beni oynamamanızı tavsiye ederim. O kesinlikle o böyle duvarlı oynamanızı tavsiye ederim. Ki zaten aynen tehlikeli de arkadaşlar. Ben VR kontrolcülerimden bir tanesini duvarın kapandığını fark etmeden oynarken kırdım. Yanlışlıkla da elimi de cama geçiriyordum. Neyse ki herhangi bir şey olmadı. Dar alanlarda oynamak bu tür Rıdvan'ın dediği tehlikelere yol açabiliyor. Hani dar odanızda. Ancak çok dar bir odanız bile olsa şu an benim oturduğum gibi oturup şu kadar hareketler yapmalık falan diye oyun oynayabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak biraz online oyunlarda tabii hızlı hareket etmeniz gereken oyunlarda sıkıntı olabilir ama single'da sorun olmayacak. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar şeyi de bu arada belirtelim. VR'ın 2 adet kontrolcüsü var bu arada konuşurken. Heyecanlandım kalktım arkadaşlara ya. Şu anda da görebildiğiniz gibi bu kontrolcüler sayesinde yürüyebiliyorum arkadaşlar. Bu kontrolcüler belli bir kısmı sağa sola, diğeri de ileri geri yapmama yarıyor. Yani oturduğum yerden şu anda mesela ben oturuyorum. Ancak karakterimi bu şekilde gayet rahat bir şekilde yürütebiliyorum. Mesela ben oturduğum için şu anda karakterimde eğik gözüküyor. Ben mesela bu şekilde yürüyorum şu an ama evde oturuyorum, oturduğum yerde yürüyorum. Yani buradan ayarlardan ben de standing play yaptım da benim karakteri de gördüğünüz üzere gerçek pozisyonum olan oturma haline geri geliyor. Şimdi benim bir diğer duyduğum sorulardan bir tanesi de Cankan, VR teknolojisi daha gelişmedi. Daha yarım, alınmaz, para verilmez bu teknolojiye diye evet, sorular. Evet, bunu ben de çok duydum. Benim yakın çevremden de bu soruyu çok duydum arkadaşlar. yanlış arkadaşlar. Yanlış. Ya şöyle evet, sürekli yeni VR başlıklar, yeni teknolojilerle çıkıyor. Yalnız ya şöyle söyleyeyim,
Cankan, senin VR'ın ne zaman çıkmıştı Oculus Rift mesela? Burada Oculus tarihini veririz büyük bir ihtimalle. 2016-2017 arası hatırlıyorum ben. Aynen. Şimdi tam videoda gösteririz onu ama 2016'da olduğunu hatırlıyorum ben Oculus Rift'in benim kullandığım başlığın çıkışı. Aynen, CV1'in. 2020'deyiz. Aynen ve Half-Life Alyx çıktığında arkadaşlar, hani o son teknoloji VR oyununu bile Cankan çok rahat bir şekilde kendi başlığıyla oynayabilecek. Hani evet, VR gelişmekte yeni şeyleri, parmak takipçileridir falandır filandır çıkıyor. Ancak bu sizin aldığınız başlıklarda herhangi bir şekilde oynamanızı bir engel oluşturmuyor. Siz gene eski başlıklarınızla da oyunları oynayabiliyor ve gayet güzel bir deneyim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Rıdvan'da şu an daha yeni nesil bir VR var ancak gördüğünüz gibi pek aramızda bir fark yok. Hiçbir fark yok. Sadece işte lensi biraz daha temiz. Belki görüntüsü daha iyi. Yani bir de gördüğünüz görüntü kalitesi lensle alakalı değil. Aslında bu da gelse de gayet güzel. Sadece benim gördüğünüz kalitesi benim ayarlarım biraz düşük sistemimden kaynaklı. Aynen, benim de sistemimden kaynaklı biraz daha yüksek arkadaşlar. Gel gelelim diğer kafa karıştırıcı bir soruya. Valve Index o kadar güzel reklam yaptı ki insanlar şey sanıyor. Half-Life Alyx'i sadece Valve Index'le mi oynayabilirim? Hayır arkadaşlar. Hayır. Half-Life yeni gelecek olan oyununu Oculus Rift CV1'den tutun. Rift S çok 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 büyük bir ihtimalle Oculus Quest'te sadece bilgisayarsız olarak da oynayabilirsiniz. Ki onun kablosunu alırsanız bilgisayarda da oynayabilirsiniz. Söyle. Şöyle bir durum var. Küçük bir tavsiye size VR alacaktan. VR'ın Oculus'un Steam bildiğiniz sayfasına geldiğiniz zaman hemen sağ aşağı tarafında Oculus desteklediği yazıyor. Aynen. Oyun, şu anda da zaten ekranda görüyorsunuzdur. Rıdvan orayı gösteriyordur size. Şu anda onun sağ alt tarafında orada Oculus yazıyorsa siz bu oyunu benim VR'ımın her, yani benim eski VR'a kadar hepsiyle oynayabilirsiniz Oculus'un. Aynen. Bu kesinlikle ama telefondaki bir Oculus yapımlarından bahsetmiyorum. Aynen, hani bu telefon VR'ları olsun, Samsung VR'lar, Air Gear ne? Gear VR'lar mıydı? Neydi? Samsung Gear mıydı? Evet. Neydi? Öyle bir şeyler aynen vardı. Aynen. Air Gear'a gitti. Çok farklı bir anime. Şöyle, Oculus'un Rift, Oculus Quest, değil mi? Quest. Aynen, Quest, S, Quest. HTC Vive, Vive Pro, evet. Vive Cosmos. Hatta sanmıyorum. Windows kendi yaptığı VR başlıklarına kadar tamam oynayabiliyorsunuz. Ben sanmıyorum onu. Önermiyorum da almanızı. Ancak varsa ben de önermiyorum. Ha, bizim evet önerdiğimiz başlıklar Oculus serisi olan başlıklarla Index. Buradan da Oculus sponsorluğu istediğimizi belirttik. Verin bize. Yok, Steam'de gayet, Index'i de gayet güzel olduğunu duyduk. Ancak biz Türkiye'deki kullanıcı olarak Oculus'a yönelsek daha iyi olur ekonomik açıdan. Aynen, kesinlikle ekonomik açıdan Oculus bizler için çok daha sağlıklı. Ve değinmek isterim ki mesela arkadaşlar, Doom VR falan çıktı. Özellikle Oculus'u desteklemediler oyunlarında. Ama ben Oculus'umla Doom VR'ı oynadım. Örnek vermek gerekirse. Güzel bir yerden yedim. Ben de Fallout VR'ı oynadım. Kendisi Oculus'ta yok gözüküyor ancak oynayabiliyorsunuz. Yani farklı başlıklar sizi desteklemese bile VR başlığınız olduğu sürece, PlayStation VR harici konuşuyorum arkadaşlar, gayet rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz ki çapraz platform destekleyen oyunlar da var. Adam var. PlayStation VR'dan giriyor, siz bilgisayar VR'larından giriyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde arkadaşlar beraber oyun oynayabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar Rıdvan muhtemelen de koyacaktır. Description'a da koyalım birlikte. Videoda göreceksinizdir. Videonun belki şu anda da çıkıyordur. Facebook grubumuz var. Bu gruba gelip hangi oyunu neyi destekleyip desteklemediğini sorarsanız size iyi yardımcı olabiliriz. Aynen arkadaşlar. Sayfamıza bekliyoruz. Ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Belki şu anda VR gelişti ve 2 sene öncesinin 2 sene geçti aradan bu videoyu izliyorsunuz. ama sağlığımıza bir şey olmazsa Facebook'tan size hepinize yardımcı olmaya Rıdvan'la ikimiz çok isteriz. İsteriz arkadaşlar gerçekten. Grubumuza gelip bize sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Evet arkadaşlar, VR'daki VR konuşmalarımızı bir kenara bırakırsak artık
videonun ikinci kısmına ve yani Alex VR'ın hakkındaki yanlış bilinen veya yanlış okuduğunuz yorumların doğrusunu söylememize gelecek. Çıkmayın o ekranda nereden biliyorsunuz demeyin. Genel olarak VR'da fragmanda insanlar aslında çok rıdvanlı benim veya kullanıcıların bildiği ancak VR kullanmayanların bu ne böyle dediği şeyleri söylemek. Kısımlar, evet. Bu kısımlardan oluşuyor genelde. Evet, birinci soru. Alex VR'da sadece VR'da ışınlanarak mı oynayacağız, yürüyerek oynayabilir miyim? Kesinlikle yürüyerek de oynayabiliyorsunuz oyunu. Fragmanda gösterdikleri çok bana göre yanlış bir seçim. Teleportu başta koymak Rıdvan'a da göre aynıdır muhtemelen. Aynen. Aynı değil mi? Evet. Aynen. Bazı arkadaşlar ilk teleportlanmayı görünce şeyler duydum ben. Direkt büyük kapatıp lanet böyle, olsun diye. Ne abi sadece teleportlana oyun mu olur dediler. Ancak kesinlikle şu anda aynen. Da gördüğünüz üzere gayet rahat bir şekilde karakter yürüyebiliyor. Burada nasıl yürüyorsak Alex VR'da da aynı mantıkla yürüyeceğiz. Aynen öyle. Joysticklerimizle oynayabileceğiz. Ama isterseniz yok ben joystickle yürüyemem, ben ışınlanmak istiyorum diyen insanların da sayısı var. VR'da azınlık bir kısım. Işınlanabiliyorsunuz. Sizin için yapmışlar bunu da. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bir diğer soru ise Half-Life Alyx'i VR'sız oynayabilir miyim? Benim VR'ım yok. Half-Life Alyx'i nasıl oynarım? Nasıl oynarsınız arkadaşlar? Maalesef demeyeceğim. Bence gayet de güzel. Neyse. Arkadaşlar Alyx sadece VR başlıkları sahibi olan insanlara geldi. Ve sadece VR donanımıyla oynayabileceğiniz bir oyun. Ha belki modlanır. Belki bilgisayara uyarlanır. Zor. Çok zor. Çünkü dediğimiz üzere hani videonun öncesinde de sadece VR kullanıcıların yapabileceği şeyler var. Mesela bir elinizi cihaza sokup diğer elinizi böyle pat 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 silahlara vurmak veya ya iki elinizde silahlarla pat pat farklı yaratıklara sıkmak gibi. VR'ı bilgisayarda görmeyeceğiz. Ancak çok bir tepki alırsa muhtemelen bir bilgisayar versiyonu yapılabilme ihtimali var. Modlanmak ziyade ancak çok zor Gabe'ın da böyle bir şey yapmayacağını tahmin edebiliyoruz. Benim zaten şahsen düşüncem Valve böyle bir topa girmez diye düşünüyorum. Girmez, çünkü bence de girmez. Kendilerinin yani amacı başlıklarını satmaktı. Hani kendi başlığını satmak için bu oyunu yaptılar. Eğer böyle bir topa girerse adamlar diyecek ki biz neden başlık aldık o zaman? Evet. Yani. Evet çok doğru bir şey söyledin. Muhtemelen girmeyeceklerdir. Şöyle neden bilgisayara olmadığı için çok söven, küfreden insanlar gördüm. Ancak bunun bir sebebi var arkadaşlar. PlayStation'a özel ekskluzif oyunlar gördüğümüzde kızdığımız da aynı neden. Bu da VR bir platform olarak görünüyor arkadaşlar. Konsol gibi ayrıca. Bu da VR platformunun Steam'in ekskluzif oyunu. Ekstra para kazanmak için her firmanın yapacağı gibi. O yüzden yani buna alışmak lazım yavaş yavaş. Çünkü bu şekilde çok oyun göreceğiz. Gabe'ın da açıkladığına göre kendisi yeni bir VR oyunu daha yapmak istiyor. Aynen öyle. Bu da en çok herhalde Alyx'le ilgili böyle gördüğüm yorumlardan biri. Half-Life Alyx satmarım satmaz. Satmazsa Valve ne yapacak? Bundan sonra bir daha VR'a yönelmezler. Umarım satmaz da Half-Life Alyx Valve bir daha böyle bir hataya düşmez. Arkadaşlar şu anki durum şu şekilde. Lütfen anlatmama izin verin. Adamlar diyor ki o kadar çok bize talep oldu ki ürettiğimiz VR başlığına elimizde VR başlığı kalmadı. Hani böyle doğal adamların varsa adamlar ön siparişten arkadaşlar parayı şimdiden vurdular ve aynen şahsen ben de buna yardım ettim. Direkt ön siparişten alan insanlardanım. Ki hatta örnek olarak benim bir arkadaşım var. VR'a karşı biraz ön yargısı da olan bir arkadaştı. Teknolojisinin gelişmediğini, yapılabileceği şeylerin az olduğunu savunuyordu. O gün beraber böyle Alyx'in fragmanını gördük ve ardından kendisi VR sipariş etti arkadaşlar Amazon'dan. Böyle bir süreç geçirdik. Ya şöyle VR'ın bayağı bir satacak ki zarara girseydi Valve dekar VR yapacaklarını söylediler. Çünkü kendileri VR gerçekten sektörünü seviyorlar. İlginç. Aynen. Zaten Valve'un hep böyle yeni teknolojiyi sevdiğini ben takip ediyordum. Yani her zaman kendileri oyunlar içerisinde böyle yeni atılımlar yapmayı seven bir firma olmuştu. Bunu da VR sektörüne atılarak gösterdiler arkadaşlar.
Hani adamların en sonki yaptıkları açıklama, ellerindeki stoklar tükendi. Ellerindeki stoklar geldiklerinde tekrar tükenileceğini söylüyorlar. Yani evet. Adamlar Japonya olsun ve belli birkaç ülkeye Amerika. Daha Amerika'da sipariş yetiştiremiyorlar. Oyun çoktan çok fazla sattı arkadaşlar. Satmaya da devam ediyor. Siz haterların gazıyla o haterlık yapmayın. Kesinlikle. Uygun hani her türlü zaten VR'ın aslında doğruyu söylemek gerekirse kitlesi Amerikan halkı, daha ağırlıklı Asya ile Amerika olmak üzere. Bizim çok da isyanımız onları ilgilendireceğini pek düşünmüyorum. Maalesef ancak, arkadaşlar. desteklemek iyi olabilir böyle bir sektörü. Gerçekten bir kere VR oynadığınız zaman diyeceksiniz ki evet bu adamlar haklı diyeceksiniz. Şu anda bilgisayar oyunu oynayıp sırf kızabilen olanlar varsa onlar için söylüyorum bunu. Aynen öyle arkadaşlar. Bu arada kulağına dokunabilir miyim? Ups. Ay pıçık. Yetişemiyor musun? Karaktere kalı yetişmiyor. Ay süper. Tamamdır. Lan şu anda rahatladım. Arkadaşlar. Half-Life'ın yeni oyununun VR'a çıkması. VR hani bu uzun süredir bu oyunu bekleyen insanlara bir ihanet mi? Bunu da çok duydum işte. Valve bize ihanet etti. Valve kullanıcılarını hiçe saydı gibi. Arkadaşlar değil. Bu adamlar zaten hani daha önceden de söylediğimiz gibi hep yeni atılımlar, yeni şeyler yapmayı seviyorlardı. Ve bunu tekrar gerçekleştirdiler. Hani bizim bir ara arkadaşlarla konuştuğumuz bir geyik vardı. Bunu Cankan'a çok sık anlattı. Bu zaten ezbere biliyor artık. Böyle konuşuyorduk. Oğlum böyle işte Half-Life 3 ne zaman gelecek? Şu ne zaman olacak falan. Ben şey demiştim. Aa dedim belki adamlar yeni oyunlarını VR'a getirdiler. Hep böyle şeyler yapıyor bu adamlar. Ve kızdılar oradan. Ya öyle şey olur mu saçmalama falan. VR'miş peh meh falan yaptılar. Ve bundan bir hafta sonra Alex duyuruldu arkadaşlar. Ya şöyle kesinlikle bir oyunculara ihanet yok. Half-Life 3'ün hala akıbeti ne olacağı belli değil. Ancak oyuncular Half-Life 1.5 çıkardılar şu anda. Pardon oyuncular değilmişim. Valve. Yani kesinlikle bir seriyi seven fan kitlesine bir hakaret yok. Tabi Half-Life'i seven çok çok bunu da alacaktır muhtemelen. Almayacaklardı. Yani. Kaçırdığınız bir hikaye yok. Bu Alex'in Gordon'la tanışmadan önceki hikayesi olacak. Tabii ki de yeni şeyler göreceğiz. Tabii ki de yeni kombinler harika gözüküyordu. Tabii yeni silahlar, yeni yaratıklar, görmediğimiz şeyler doğal olarak 2020'deyiz. Yani. Yenilik yapacaklardı. Ancak Half-Life 3'ü kesinlikle bilgisayara getireceklerine ben eminim oyuncu olarak. Umarım VR'a getirirler. O da söz konusu. Yani hem VR hem bilgisayar şeklinde bir şey yapılabilir onu bilmiyorum. Ancak Half-Life Alyx kesinlikle bir seriye ihanet değil. Oyunculara da ihanet değil. Ayrıca Steam'in hatırlarsanız HTC Vive'ın kendine özel bir oyunu yoktu ve oyuncular bundan çok şikayet ediyordu. Artık aynen. Steam'in kendine özel, hani Oculus'ta da oynayabiliyorsunuz ancak Steam'in kendine özel hediyesini yaptı oyuncularına Steam. Aynen öyle. Steam bunu gerçekten güzel bir şekilde gerçekleştirdi. Benim düşünceme gelecek olursak arkadaşlar hani adamlar tek bir başlık çıkartıp hani tek bir başlık için böyle bir oyun topuna girmezler. Hani Alex'i getirdikleri gibi ünlü oyunlardan daha böyle VR'a uyarlayacakları kendi serilerinden. Bence daha gelir. Hani belki kim bilir Half-Life 3 bile bu topa dahil olabilir bence yani. Bu benim düşüncem ki olursa da VR kullanıcılar için gerçekten çok dehşet, çok güzel bir an olur bu. Hepiniz Half-Life Alyx izlemek istiyorsunuz biliyorum. Şöyle bir durum var. Nereden izleyeceksiniz veya ne şey yapacaksınız? Bildiğiniz üzere pazartesi günü Half-Life Alyx çıkıyor. Ve Cankan da ben de bunun paylaşacağız. Cankan YouTube'da, Finrold'da olmak üzere bunun part part gameplaylerini çekip paylaşacak. Ben de ilk çıktığı gün arkadaşlar Twitch'ten şu anda gördüğünüz üzere Finrold VR kanalında yayınını yapacağım. Ve teleportlanma olmadan izleyebileceksiniz arkadaşlar. Rahat, ben şahsen çok rahat bir şekilde locomotion dedikleri, locomotion da değil mi? Aynen. Evet. Yürüyerek bir gameplay sunacağım arkadaşlar sizlere. Benim izleyeceğiniz Let's Play'de daha Half-Life'ın sevenlerin için
daha lore bilgili bildiğim kadarıyla ben de koyu bir Half-Life fanı olmasam da Half-Life'i çok seviyorum. Black Mesa, Sinatus'un hepsini bitirdim. Half-Life'ın şeyini istiyorum gerçekten. Beni çekeceğim güzel bir şekilde ve tam size VR'ı tanıtmak açısından oyunu tam bir roleplay şeklinde çekmeli. Yani kendim oynayacağım ancak eğilmeli, kaçmalı şekilde ben göreceksiniz. Diğer insanların aksine put gibi oynamayı düşünmüyorum. İşte budur, işte budur arkadaşlar. Kanalımız uzun süredir VR üzerine yoğunlaşmış bir kanal. O yüzden Alex'i bizlerden takip ederseniz çok seviniriz, mutlu belki oluruz. Belki bir gün alırsınız kanalda gördüklerinizle ve birlikte şu anda bu koltuklarda oturuyor olabiliriz. Oturup beraber videolar çekip beraber oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. O yüzden abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Birazcık ayaklandık Rıdvan'la ikimiz birlikte. Şu ağaç güzelim mi? Ağaç. Ortam muhteşem. Açıkçası videodan sonrasında depresyona falan girdiğim zaman buraya gelip uyuyacağım. Burada kendimi atıp ağlayarak. Üzüldüğüm zaman gelip bu ağacın altında oturabilirim. Çünkü böyle bir güzel alan gerçekten dünyada bulabileceğim imkansız bir şey. Aynen arkadaşlar. Sizlerle beraber bu sohbeti yaptığımız güzel ağaç. Son bir sorum olacak arkadaşlar. Cankan uyarısı olsun bu da. Kızgın Cankan. Kızgın yapmak istiyorum karakterimi. Şu ki arkadaşlar yorumlarda Instagram'da sizi yorumlarda görüyorum bazı insanların VR içen evet VR kullanan herkesi VR kullanan bazı insanların delirip annesini babasını dövüp delirip gerçek hayata dönmek istemediğini söylermiş. Böyle bir şey yok. Bu bir Sword Art Online fanlarının yazdığı saçma sapan like döverler gibi bir yanlış bir anlaşılma. Böyle bir şey yok. VR'ın hiçbir şekilde böyle bir şey yaptığı yok. Hani Japonların ruh hastasına taktırmadıkları sürece böyle bir şey de duymadım. Yerde okumadım. Ben birkaç Japon'da ben VR'cinim dedikleri yani VR'lıyım diyen birkaç Japon'la daha önce karşılaştım ama eminim onlar da VR'ı çıkardıktan sonra normal yaşamlarına dönüyorlar mıdır abi? Dönüyorlar. diye umuyoruz yani. Japonlarda yastıkla eğlenen de var lütfen şimdi. O yüzden ya tamam onları şimdilik şöyle farklı bir konu, farklı bir günün tartışması neyse, koyuyoruz. Konularımız bu kadar. Pazartesi hepinizi canlı yayına bekliyoruz. Finrolt VR Twitch yorumlarınız kanalında. Bizim için çok önemli. Gerçekten sizi bildirin yorumlarınızı. Saatlerimizi harcadık, sırf günlerimizi harcadık. Hatta tam hep yanlışları bulmak için yaptınız. Aynen. Umarım yararlı olmuştur. Umarım videoyu aşağıya yapıp yorum atarsanız da çok mutlu oluruz Van'da. Ben tek isteğimiz bu. Aynen arkadaşlar. Bu kadar uğraşımızın. Ve Türkiye'deki VR kitlesini gerçekten geliştirmek istiyoruz Van'la ben. Diğer oyun kanalları hiç bu bize destek olmasa da bu konuda başaracağımıza eminim. Aynen arkadaşlar. O yüzden abone olun bize. Biz de biraz para kazanalım falan. Böyle bir amacımız yok arkadaşlar. Tamamıyla eğlence içerikli bir kanal yani. Yorum atsanız bizim için yeterli. Yeterli. Yarda hep beraber buluşsak Türkiye olarak bizim için yeterli. O zaman şöyle aydınlık bir geleceğe doğru bitirelim mi diyorsunuz? Bitirelim. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bir de gel sarılayım abi sana gel. 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 Bir de şuradan gel. Gel. Çok büyük. Kusura bakma arkadaşlar 1.95 boy olunca. Sarılıyor. Görüşürüz.